Efendim? Ceren, ben Cemil. Nasılsın? Ya nasıl olayım Cemil ya? Duydun değil mi hikayeyi? Duydum. Ağlıyor musun sen? Yapma. Bak, sonuçta bu dünyanın sonu değil. Ya çok istiyordum ben bu rüyanın gerçekleşmesini. Ya ben seni görmek istiyorum. Ne dersin? Birlikte bir yemek yiyelim mi? Hem konuşuruz. Olur. Tamam. Irmak Hanım'la ilgili diğer doktor arkadaşlarla ortak teşhisimiz antisosyal kişilik bozukluğu. Yani diğer bir adıyla sosyopati. Ya tam olarak nasıl bir hastalık bu? Yani bir de bu teşhise hani nasıl vardınız? Teşhis için gereken kriterlerin çoğu maalesef Irmak Hanım'da mevcut. Bunlar ne? Ne bunlar? Sosyal kurallara uymamak. Yani yalan söylemek, takma isimler kullanmak. Şahsi menfaati için ya da sadece zevk için diğer insanları kandırmak. Kendisinin veya başkalarının emniyetine yönelik umursamazlık. Başkalarına zarar verme isteği. Kötü davranma konularında kesin bir merhametsizlik. Genelde bu tarz hastalar kanunla başlarını ciddi belaya sokarak büyük hapis cezaları alırlar. Irmak Hanım'ın bu durumunu fark ederek bize getirmeniz çok büyük bir şans. Çok ağır sonuçları olabilirdi. Nasıl oldu ya? Bu kız bu hale nasıl geldi ya? Biyolojik ve genetik faktörler de etkili tabii ki. Ama kimi tezlere göre aşırı baskıcı ve cezalandırıcı aile ortamı. Ya da çocuğun ilk 5 yılda maruz kaldığı anne mahrumiyeti. Tutarsız ebeveyn davranışları ve çeşitli çevre faktörleri. İyileşir mi ya? Bunun hapı mapı yok mu? Maalesef çok ciddi gelişmeler yok tedavi sürecinde. Ama bu süreçte hastayı beladan uzak tutmak, kendisini ve çevresindekilere zarar vermesini önlemek mümkün. Ne var lan vilayetin ne var? Müsaitiniz işte, açmıyoruz telefonu, ne var? Abi Moskov Recep burada. Hani bir durum var burada. Adam polis arıyor adamı. Evinin ne Recep'in ne senin ne Ali. Abi ne yapayım şimdi? Hal böyle yani, ne yapayım? Yollayayım mı adamı? Salma lan, tamam geliyorum ben. Şahsi menfaati için ya da sadece zevk için diğer insanları kandırmak. Kendisinin veya başkalarının emniyetine yönelik umursamazlık. Başkalarına zarar verme isteği. Kötü davranma konularında kesin bir merhametsizlik. Genelde bu tarz hastalar kanunla başlarını ciddi belaya sokarak büyük hapis cezaları alırlar. Of, güzel Allah. Teşekkürler. Rica ederim. Ne dedi doktor? Her şey yolunda. Evet, 12. haftadayız ve her şey yolunda gözüküyor. Yani nasıl yolunda? Böyle çok karnı falan ağrıyordu, kasıklarına falan vurmuştu. Rengi falan bembeyazdı. Hamileliğin 3. ve 4. aylarında kasıklarında keskin bir ağrı olabilir. Bu rahmin büyümesine bağlı olarak rahim etrafındaki bağların gerilmesindendir. Endişe etmenize gerek yok. Ama buraya gelmekle iyi ettiniz. Tabii. Tedbirli olmakta fayda var diye düşündük biz de. Bak doktorun da bana hak verdi ilk defa. Yani anlaşıyoruz sonuçta. Ağlama artık Allah aşkına ya. Benim biraz işim var. Akşam gelirim. Tamam, sen işinden kalma. Ben zaten çıkınca yatacağım. Akşamdan çok uykusuz. Deniz Hanım sana emanet. Sabahtan beri hiçbir şey yemedi. Tamam efendim, merak etmeyin siz. Görüşürüz. Ben iyiyim. Beni Deniz iyileştirdi. Ben tamamım. Ama bu ırmak cadısı iyileşmezse Deniz gibi olmayacak. Bir çare bulmam lazım. Bir çare bulmam lazım. Ben iyileştiğime göre Allah'ım inşallah ırmak da iyileşir. Halacığım geldiniz mi? Ne oldu, nasıl oldun? Daha iyiyim Şadiyeciğim. Ama bu ağrılar normalmiş zaten.
Bak ablanı üzdüğün için böyle oldu. Duydun mu? Bundan sonra bu evde huzur istiyorum. Huzuru kaçıranın huzurunu kaçırırım. Aman tamam ya, ben yemek yapayım size. Fırat yeter Allah aşkına, uğraşma. Yeterince laf işitti zaten. Hadi çıkar bakayım sen de üstünü. Tamam. Bundan sonra doğuma kadar buradan kalkmayacaksın. Tamam. Ver şu çantanı da. Uzan, uzan hadi. Hoppa. Uzan bakayım ayaklarını da. Ya tamam. Neyi tamam? Dur gelin. Fırat dur. Fırat dur gelecek şurada dur. O yemek yapana kadar o. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.